Evet, merhaba. Bugün 8 parça etek kalıbını anlatacağım. Bir noktası belirliyorsunuz. Bunu doğrudan kumaş üzerine de yapabilirsiniz. İsterseniz kendinize bir kalıp oluşturup ondan sonra onu kalıp olarak kullanabilirsiniz. Daha pratik olur. Her defasında kalıp çıkarmak zorunda kalmazsınız. Bir noktası belirledikten sonra 20 santim kadar aşağı inip İkinci noktamızı da belirleyip yine bir paralel çiziyorsunuz. Bu şekilde bir T'miz oluşuyor. Beli 80, kalçayı 120 olarak belirliyorum. Hani bölmesi kolay olsun diye. Tabii siz kendi ölçüleriniz neyse onu hesap makinesiyle de bölebilirsiniz. 1 bölü 8 ölçülerini alıyorum. Daha rahat anlatabilmek adına. Şimdi 1 bölü 8'lerini aldıktan sonra belimizin ve kalçamızın bel hattı üzerinde buradan 20 santim indik. Bu 20 o. Belimiz 10 santim. Sağa ve sola 5'er santim gidiyorum ve işaretliyorum. Kalçamız ise 15 santimdi. 7,5 santim. İki eşit parçaya bölüyorsunuz. Yani 15 santimin yarısı. İki tarafa eşit olmasına dikkat edin. Simetri oluşturmak çok önemli 8 parçalı etekte. Dışa kavisli bir şekilde riganızla biraz da 1 santim kadar yukarı doğru uzatıyorsunuz. Daha sonra bunu belimize doğru bir kavis oluşturarak yapıyorsunuz. Ve etek boyumuzu ne kadar istiyorsak o kadar dik bir şekilde aşağı uzatıyoruz. Evet, bu kadar basit etek. Fakat siz şimdi eteği aşağı doğru genişleyen bir etek istiyorsanız, ne kadar genişlemesini istiyorsanız, 3 santim olur, 5 santim olur, dışarıda doğru çıkıyorsunuz ve bunu kalça hattıyla birleştiriyorsunuz. Ve çıktığınız noktadan 2-3 santim yukarısından şu şekilde kavis oluşturursanız, dikiş yerlerimiz sarkacağından eteğimiz daha düzgün olacaktır. Şu şekilde bir kavis oluşturursanız. Bir şey daha öğretmek istiyorum. Diz çizgimizin olduğu yerde eğer ki içeri doğru yani ana çizgimizden içeri doğru birazcık 2 santim kadar girip onu bu şekilde kalçamızla birleştirip genişletmeyi daha sonra yaparsanız bu balık etek olacaktır. Şimdiden hayırlı olsun.